hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Ben Damla. Samimi Okur. Bugün tipim biraz çok dağınık, neden bilmiyorum ama saçım düzelmedi, anımda kocaman bir sivilce var falan. Ama bu videonun konusu bunlar değil. Bugün dünya üzerinde yazılmış gerçekten en korkunç ve en kötü yazım diline sahip kitabı okuyacağız arkadaşlar. Bu kitaba neden sahip olduğumu sorgulayabilirsiniz ama bu kitaba ben sahip olmayacaksam kim sahip olacak yani? Sizi daha fazla merakta bırakmak istemiyorum. O yüzden kitabımızın adına çıkıyorum. Kitabımızın adı Ortaokul Günlüğüm. Kapağı görüyor musunuz öncelikle? Bu benim için zor bir video olacak. Ama let's go. Bütün entry'leri okumayacağım burada çünkü genel olarak aşırı sıkıcı. Sürekli okulda hangi dersleri gördüğüm ve öğretmenlerin isimleri falan yazılı sapık gibi. O kadar cringe ki, of, yüksek sesle nasıl okuyacağımı bile bilmiyorum. Sadece şu kısmı okuyarak başlayayım. Öğretmen sınıftan çıktı. Aa, ben bunu okulda yazıyorum. Ecem Su'yla Feyzo şımaranları yazıyor. Pelin Su'ya bir şey göstereceğim, beni de yazıyor. Bu arada bunun tarihi 2013. Ocak 2013. Sonra bağırıyor. Notlarınızı düşünce görürsünüz. Şimdi dershanedeyiz. Berfin okula günlük mü getirilir? Dershaneye günlük mü getirilir? Şu an dershanedeyiz, günlük. Tıp oynuyoruz. Hoca da var. Eren'le Enes Gangnam Style oynamaya başladı. Bunların kafada bir bak bak, Ankara'nın bağları oynuyorlar şimdi. Neyse, Gizem Katy Perry açtı. Bunların kafada bir 3-5 tahta eksik galiba. Beni bir hayal etseniz ortamda. Herkes böyle saçma sapan müzikler açmış, dans ediyorlar da, sınıfta falan. Ben orada sessiz sessiz günlük yazıyorum. Sevgili günlük, şu an saat 15.07. Bizim binadaki bilmem ne bilmem ne teyze Kur'an okutuyormuş. Oradayız. Yemek yedik. Bugün çarşamba. Okuldaydım da. Bu hafta değil, ondan sonraki hafta cuma, okullar 15 gün olmak üzere tatil. Ha bir de dün yazamadım, çok yorgundum. Ay şimdi bu isimlerin sahibi kimsenin bu videoyu izleyeceğini düşünmüyorum ama neyse. Eda, Dilara, Ecem Su, Feyza bazen, Nisa yine bazen, Melike. Tam bir ruh hali dengesi, stabil, salak. Ay flüt çalmamı kıskanıyor şu ikiz dingiller. Eda ve Dilara diye belirtmişim. Okulda çalıyorken yanıma geliyorlar. Çalma artık, başımız ağrıdı diyorlar. Gayet haklılar. Gayet haklılar bu arada. Pelin Su onlara affedersiniz biz hayvanca bilmiyoruz dedi. Süperdi. Dehşet içindeyim. Dehşet içindeyim. Çok saçma. Benim bu kızlarla bir alıp veremediğim de yoktu. Ama sevmiyordum. Acaba niye sevmiyordum? Onlar da beni sevmiyordu. Şimdi bana burada... Annem bana kızdı. Bağırmayın dedi. Ben bağıracağım dedim. Sırtıma bir şaplakla beraber oyun oynamamız yasaklandı. Simple. Yet effective. Kötü haberler diyerek bir şeyleri yazmışım. Bakalım kötü haberler neymiş. Feyza başkan yardımcısı oldu. Bunun iyi yanı hep bağırıyor ve sesi kısılıyor. Bu nasıl bir kötü kalplilik? Bu nasıl bir kötü kalplilik? Oha! Eda ödevini yapmamış. Ben de duymamıştım. Zaten sınıfta bir Erkan yapmış. Eda gelmiş, ödevini yapmamışsın demek ki diyor. Ben de sana ne demek ki dedim de ağzının payını verdim. Sakin ol. Ben artık o kişi değilim. Sınıfta top oynuyorlar. Hep kafamıza geldi. Büşra iki kere şikayet etti. İkincisinde topu aldılar. Arkamızdan saydırıyor Ecem Su. Ay pardon. Bu arada Ecem Su'nun esni küçük yazmışım. Sonra demişim ki ay pardon, hayvan isimleri büyük harfle başlıyordu. Çıkışta geri almışlar ama toplarını. Gerizekalı diyorum da inanmıyorlar. Neyse ben onlardan değilim. Ağzımı ve kalemimi bozmayayım. Ruhali dengesiz tabi salak. Salak. Ay hiç bozmadın. Hiç bozmadın canım. Eğer bu dönemde karnemin hepsi 5 olursa anne Monster High Venus bebeği alacak, söz verdi. Almadın anne. Almadın o bebeği. Hala buramda bir yara. Müşra kalın bir kitap almış eline. Bana uzatmıştı. Elimi uzattım. Kimin kitabı dedim. Ecem Sun'un dedi. Hemen elimi çektim. Ben böyle bir insanım. Sonra 2013'te. 2013'ün hala başlarındayız. Benim One Direction hastalığım başlamış.
Her yerdeler. Merhaba Günlük. Şu an yine dershanedeyim. Nailgil kavga ediyor ve ben bunları görmemek için seni yazıyorum. Ya bana yazık ya. Yemin ederim bana yazık. Nail diyor Egemen uçtu. 90'ı uçtu. Deniz ağlıyor. Galiba yine sevgili meselesi. Ay ne saçma. Hoca onu sakinleştirmeye gitti. Kız hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Yazık. Çok ergenler. İnanılmaz ergen takılıyorlar ve ben yanlarında ya çok çocuksuyum ya çok olgunum. Ama uyamıyorum yanlarına. Diğer kızlar gibi değilim. Defterim bu noktasında artık liseye geçmişim. Ve size çok komik bir şey söyleyeyim. Liseye geçince tanıttığım bütün arkadaşlarım artık yoklar. Hiçbiri yani. Gerçekten hiçbiri. Lisenin başlarında uğradığım zorbalığı da yazmışım. Directioner'ım diye feci dalga geçiyorlar. Saçımın önündeki sarıyla da arımaya diyorlar. Saçımın önü o zamanlar şu şekilde sarıydı arkadaşlar. Sonra popüler oldu o saç stili. Evet. Ben onu 2015'te yapıyordum ve dalga konusuydum. Evet. Ama umurumda mı? Tabii ki hayır. Onlar bana bir şey diyorsa ben de onlara diyorum. Tartışıyoruz. Mesela geçen hepsine nokta 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 dedim. Onlar da bana Kezo dedi. Şimdilik bilmem neden bilmem neden diye bütün hepsinin ismini yazmışım. Hepsinden nefret ediyorum. Hepsine lakap takmak zorundayım çünkü hepsinden ikişer ikişer var. Hepsi ezik ve zavallı insanlar. Maalesef öyleler. Ben işte tam da bu yüzden eski sınıfımı özlüyorum demişim. Bu ne biçim hayat ya? Yüzünü bile görmek istemediğim insanlarla aynı okuldayım. İkinci dönem bayağı uğraştılar. Rehberliğe şikayet ettik. Ama onlar da büyük sınıfları olaya karıştırmayacaklardı. Bu olayı size en yalın haliyle şu şekilde anlatabilirim. Biz o zamanlar 9. sınıftayız. İki tane kız hiç sevmediğim. 11'lerden bir çocuğa gidiyorlar. Diyorlar ki Damla'ya git işte şöyle seviyorum seni böyle aşığım falan de. Çocuğu tanımıyorum bile. Çocuk da beni tanımıyor. Çocuk geliyor bir arkadaşıyla beraber. Diyor ki işte ikimiz de sana çok aşığız ne yapacağız bilmiyoruz falan. Ben bakıyorum böyle çocuğa. Duruyorum böyle diyorum ki yani Allah ikinizin de belasını versin deyip gidiyorum. Benimle gerçekten uğraşıyorlardı ama niye uğraştıklarından emin değilim. Aslında az çok biliyorum. Çoğu konuda onlardan daha iyiydim. Hala öyleyim. Tavsiye istemek için yazan çok fazla kişi oluyor. İşte okuldakilerle anlaşamıyorum. Okula giderken söve söve gidiyorum ne yapacağımı bilmiyorum diye. Arkadaşlar okulun sonsuza kadar sürmeyeceğini öğrenmeniz gerekiyor. Okul böyle sonsuza dek sürecekmiş gibi gelse de sonsuza dek sürmüyor. Ve bunu fark ettiğinizde diyorsunuz ki okay. Bu arada böyle zorbaların, diğer insanlarla uğraşan insanların gerçekten çok büyük zavallılar olduğunu düşünüyorum. Ben çetin cevizdim, evet. Diğer insanların benim hakkımdaki düşüncelerinin, benim kendime dair düşüncelerimi etkilemesine hiçbir zaman izin vermedim. Size söyleyebileceğim şu, siz kendiniz ne olduğunuzu bildikten sonra kim size ne söylerse söylesin, söyledikleri önemli bir yere gelmeyecek sizin zihninizde. İnsanların size dair düşünceleri sizin kim olduğunuzu belirlemesin. Çünkü belirleyemez. Ve bu yanılgıya da düşmeyin. Ne oldu yani? Benimle bu kadar uğraştılar. Ben hiç bir kere de oturup buna üzüldüğümü hatırlamıyorum. Sinirleniyordum evet. Benim işim gücüm var bunlarla mı uğraşacağım bütün gün diye. Çünkü hala sonuç odaklı birisiyim. Hala hayvan gibi ders çalışıyorum. Hayallerime odaklanmışım. Zaten inanılmaz iflamamaz bir One Direction bağımlılığım var. Kafada İngiltere'ye gitmeyi falan planlıyorum. Şey diyorum hani siz saçma sapan çoluk çocuk hareketlerinizle mi uğraşacağım bütün gün? Lisenin ilk iki senesi benim için güzel değildi. Ama hani mutsuz da değildim. Öfkeliydim sadece. Tuhaftı. Bu arada bu bahsettiğim hani benim zorbam olan insanlar bir baltaya sap olamamış insanlar da değil. Hakikaten hepsi çok başarılı insanlar. Hepsi de zeki insanlar. Artık anaları babalarımı sevmiyordu. Çok iyi geliyor şu an böyle konuşmak bana. Zaten bu videoyu izlemiyorlardı. İzliyorlarsa da selam olsun yani. Bugünlükte fark ettiğim şey ne biliyor musunuz? Olması gereken yaşı olması gerektiği şekilde yaşadım. Farkındaysanız mesela ortaokulda sınıftaki kız sevgilisinden ayrılıp barışıyor, hıçkırı hıçkırı ağlıyor falan. O sırada ben günlük yazıyorum sınıfta. Ders anlatıyorum. Bu kadar soru çözdüm. İşte matematikten bunu aldım falan yazıyorum. Çünkü o zamanlar daha kaç? 12-13 yaşında falanım. Büyümek için hiç o kadar gerçekten acele eden bir insan olmadım. Ve tuhaf bir şekilde bu beni diğerlerinden farklı kılıyordu. Evet. Bazen yalnız da kalıyordum bu yüzden. Evet. Ama olması gerekeni yaptım diye düşünüyorum. Bu defteri 2015'te bırakacağım. 2015'ten sonrası lise anılarımı içeriyor. Tamamen yani böyle lise 2, 3, 4. Eğer isterseniz onlar için ayrı bir video yaparım ama haberiniz olsun onlar çok daha karanlık. Yani bu sefer zorbalıktan ziyade daha çok hayatın getirilerinin bana olan etkisini görüyoruz. Ama bu video bu kadardı.
İsterseniz kapanışa geçelim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı isimle, Samimi Okul ismiyle hem Instagram'da hem Wattpad'de hem de TikTok'ta varım. Instagram'da daha aktifim, Wattpad'de Kurgum Gümüşüre'yi yayınlıyorum okumak isterseniz. Ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda kendinize çok iyi bakın. Bol bol su için, kitaplarınızı okuyun, ödevlerinizi yapın. Ve bir sonraki videoda görüşelim.